Septiklik, herhangi bir tarzda görünüşleri yargıların karşısına koyan bir yetenek veya zihin tutumudur. Merhaba, Filozofun Yoluna hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Filozofun Yolunda septikleri konuşmaya devam ediyoruz. En son yayınımızda akademi dönemini işlemiştik. Bugün de son dönemi ya da diğer adıyla septiklerin geç dönemini işleyeceğiz. Ki milattan sonraya artık tekabül ediyor değil mi bu bölüm Bilal? Evet, Roma'nın sonuna kadar süren, Roma'nın yıkılışına kadar var olacak bir okuldan bahsediyoruz artık. Aslında biraz karmaşık bir tarihi var. Direkt devam eden bir tarihi yok. Yani birbirini doğrudan takip etmiyor. Son dönemle akademi dönemi arasındaki ilişki. Normalde Karneades biz son dönemde gördüğümüz ikinci ve en önemli filozoftu. Karneades'ten sonra da şey devam ediyor. Bir süre onun felsefesi geliştirilmeye devam ediyor ama daha sonra da göreceğimiz gibi Cicero'nun da hocası olan Larissalı Filon şüpheci akademinin bu eşyanın bilgisinin mümkün olmadığına ilişkin felsefesini ve bundan dolayı da tüm yargıların askıda tutulması gerektiği düşüncesini reddeder eğilimler göstermeye başlıyor. Yani Karneades'ten bir süre sonra tıpkı Arkesilaos'un yaptığı gibi akademi felsefesi tekrar dönüşmeye başlıyor. Zaten biz Karneades'ten sonra Karneades'in yaptığı eleştirilerden dolayı da akademinin bizatihi kendisi de dahil olmak üzere diğer okulların da felsefelerini değiştirmeye başladığını ve eklektik yapıya bürünmeye başladığından bahsetmiştik geçen programın sonunda. Aynı şeyi burada görüyoruz. Akademideki dönüşümü başlatan Filon, geçen programda gördüğümüz Filon'un duyuların bilgisine ilişkin olasılık kuramı ile ilgili görüşleri reddediyor ve gerçeği, algıları daha doğrusu pozitif bir öğreti olarak ele almak istediğini söylüyor ve akademinin bilgi açısından erişmek istediği hedefin de doğru veya mümkün olduğu kadar doğruya yakın inanç olduğunu belirtiyor. Filon'dan sonra Aksalonlu Antiochos adlı bir filozof yine akademideki. Aksalon, Filistin-İsrail bölgesinde bir yere denk geliyor. İsa'dan önce 130-168 yılları arasında akademide bulunuyor. Filon'daki bu dogmatik eğilimi daha da derinleştiriyor ve Stoacılar ve Aristoteles'in Platon'u daha doğru anladığını söylüyor ve şüpheci gelenek yerine Stoacılık ve Aristotelesçilikten öğeler alarak eklektik bir yapıya, toplamacı, daha seçmeci bir yapıya dönüştürmeye başlıyor. Epey Stoacı hale getiriyor yani şeyi aslında Platonculuğu ve Platon, Aristoteles, Stoa ve Epikuros felsefelerini Platonculuk adı altında uzlaştırıyor aslında. Yalnız bu noktada 200 yıllık bir şüpheci gelenekten bahsediyoruz. Böylesine bir değişime itirazlar yükselmiş midir şüpheci cepheden? Evet, daha önce okul yani orta dönemde akademi şüpheciliğe eğilim gösterince böyle bir direnç olmamıştı ama bu dönemde şüphecilik tarafında kalmak isteyen filozoflar görüyoruz. Bunların bir tanesi Giritli Aynesidemos'tur. O bu akademi içerisindeki sapkın gelişmeyi protesto ediyor ve Stoacılıkla dövüşen bir Stoacılık dediği yeni Platonculuğa, akademinin bu yeni haline bir res çekiyor, onu terk ediyor ve İskenderiye'ye gidiyor, Mısır'a. Orada Pironculuk adı altında yeni bir okul kuruyor. Bu da İsa'dan önce 1. yüzyılın ikinci dönemine denk geliyor. Ta bu okulda Roma'nın sonuna kadar varlığını sürdürecek bölgede. Aynesidemos kurduğu bu yeni okulda düşüncelerini kendisinden önceki septiklerden daha ustalıklı bir şekilde işliyor. Onu da hakkını vermemiz lazım. Pironcu Konuşmalar isimli 8 kitaptan oluşan bir tane eser yazdığı söyleniyor ama maalesef kitaplar günümüze ulaşmadı. Bu kitaplara göre bilginin ne duyu algısına ne de düşünceye dayalı olduğu, yani klasik septik düşünce ve şeylerle ilgili herhangi bir doğruya sahip olunamayacağı anlatılıyor. Hiçbir şeye ait sağlam bir bilgiye sahip olmadığını bilen insan bu bilgeliğin verdiği özel bir mutluluğa sahip olacak. Felsefesinin özeti bu. Ona göre akademik şüphecilik artık dogmatiktir. Ama Pironcular aporetik, yani bilginin imkanını reddederler. Hiçbir şey ne bilinebilir ne de bilinemezdir. Onlar doğru veya yanlış, olası olan ya da olmayan, var olan veya olmayan diye bir ayrım yapmıyorlar. Hiçbir şey yanlış olmaktan çok doğru, mümkün olmaktan çok olası veya var olmamaktan çok var değildir onlara göre. Veya bazen biri, bazen diğeri değildir. Veya biri için bir iki, diğeri için ötekidir. Tam bir bilinemezci yani bu
bilginin ve şeylerin varlığı konusunda. Doğrusu şeylerin varlığının bilgisi konusunda yani. Tekerleme gibi oldu bu söylediklerim ama bilinemezciliği, o bilinemez tavrı sürdürüyorlar. Hiçbir şeyin belirlenemez, hiçbir şeyin belirlenmemiş olduğu yöndeki tezlerinde yine belirlenemez, bilinemez olduğunu da iddia ediyorlar yine. Daha önce de konuştuğumuz gibi şüpheci olup bir şeylerin doğru, başka şeylerin yanlış olduğunu söylemek her şeyden çok tutarlılığa zarar veriyordu. Tabii evet. Zaten felsefede hakikat, yani hakikat artık ne felsefenin ne de bilimin konusudur. Hiçbir felsefe veya hiçbir bilim bunun hakikat olduğunu söyleyemiyor. Onun yerine tutarlılık bizim temel kıstasımızdır. Özellikle felsefede. Eğer tutarlılığı elinde alırsan bir felsefenin, tutarsız olduğunu gösterirsen felsefenin çökmüş olduğunu gösterebiliyorsun çok rahatlıkla. Bu orta dönem akademi şüpheciliğinde başlayan, bunu da bilmiyorum sözü, arkasıyla olsun, tutarlılığa ilişkin kararlılığını sürdürmeye devam ettiğini görüyoruz Aynes Demos'ta. Ama şeye baktığımız zaman, yani Aynes Demos'un ayrıldığı akademiye baktığımız zaman, onların az önce de söylediğimiz gibi neredeyse stoacılığa dönüşmüş bir akademi söz konusuydu ve bu yüzden ayrılmıştı. Aynes Demos'a göre Piron hiçbir dogmatik yargıda bulunmamıştı. Sadece görünüşün peşinde gitmişti. Fakat bu bizi yine ilk dönem şüpheciliğindeki çilişkilere götürmüş oluyor. Aynes Demos da ölçü olarak görünüşü kabul etmiş olmuyor mu? Hayır, bunu şöyle açıklayacağız. Az önce söylediğimiz gibi kesinlikle şeyden mutlak bilginin varlığına ilişkin bir şey iddiada bulunmuyor zaten. Az önceki o yaptığımız tekerlemede de bunu görmüştük zaten. Tıpkı Arkesileos'un makul açıklaması, ondan sonra özellikle Karnedis'in olasılık kuramı gibi. Daha sonra biz bu yeni Pirancı Okulu'da Kreitamakos tarafından bunun daha gelişmiş bir versiyonu tasdik etmek kavramını göreceğiz. Ve bu görünüşle gerçeğin ayrımı ortaya konmuş oluyor. İki türlü tasdikten bahsedecek bu Kreitamakos. Birincisi mutlak tasdik, ikincisi de sınırlı tasdik. Şüpheciler mutlak tasdik anlamında hiçbir şeyi tasdik etmiyorlar. Fakat aldığı şeyleri ve akla yatan makul düşünceleri sınırlı bir şekilde tasdik ediyorlar. Bu sınırlı tasdik daha çok gündelik hayatın yaşanabilmesi için gerekli olacaktır elbette. Hiçbir yargıyı tasdik etmemek ve askıda tutmak ise dogmatik olarak yargıda bulunmamak anlamına gelecektir. Ki zaten pratik olarak da bu üçü arasında bir fark yok gibi görünüyor. Ama bir ayrım yapmamız gerekiyorsa Aynes Demos'un şeylerin ölçüsünün görünüşler olduğu öğretisinin daha radikal ve daha fenomenalist olduğunu söyleyebilir. Daha tutarlı ve daha radikal Aynes Demos burada. Ama bizim esas değineceğimiz şey Aynes Demos'un az önce bahsettiğimiz kitapları vardı ya, Pironcu konuşmalar. Bu kitaplarda Aynes Demos Yunan şüpheciliğinden çıkarılmış olgular, gözlemler, düşünceler ve argümanları bir araya toplamış ve günümüze kadar herhangi bir şüphecinin yararlanabileceği en zengin şüpheci kanıtları bir araya getirmiş. Kitaplar elimizde yok fakat Sextus Empiricus bize bu kanıtları aktarıyor. Bu kanıtların sayısı 10. Bunlara tropos deniyor. Biz de bu kanıtlara değinelim. Ama şöyle yapalım. Ben bu kanıtları ifade edeyim, anlatayım. Sen de bunların, yani ben algıları ve duyuları reddedeyim, bunlara güvenilemeyeceğini söyleyeyim. Sen de arka yoldan acaba bunların kullanılabileceğini savunmaya çalış. Tamam. Evet. Tıpkı 18. yüzyılda John Locke ve Berkeley arasında yapılan tartışmanın bir benzerini ama yaklaşık 1900 yıl önceden falan yapacağız. İlk argümanımı sunuyorum. Farklı türden hayvanlar farklı algılara sahiptir. Şimdi canlılar birbirinden farklı, değil mi? Hani aynı tür içerisindeki canlıların hastalık, sakatlık, doğuştan engeller gibi konularına hiç girmiyorum bile. Hayvanlar birbirlerinden farklı ve farklı algılara ve algısal özelliklere sahipler. Bir canlı türü için faydalı veya arzulanan bir şey, mesela balık için deniz suyu, başkası için zararlı olabilir. Mesela insan deniz suyu içemez. Dolayısıyla bizim algılarımızın hayvanlarınkinden üstün olduğu iddia edilemez. Çünkü bu hakkı bize kimse veremez. Böyle bir otorite söz konusu değil. Öyle biri eğer illa var deseydik bile bu hem hayvanlarda hem de insanlardan üstün biri olmalı. Ama böyle birinin varlığına ilişkin bilgimiz de söz konusu değil. Dolayısıyla algılara güvenilemez. Yani tamam, buna pek itiraz edebilecek bir şey yok ama en azından şunu ekleyebiliriz. Yani hayvanları eğer incelersek onların bazı yönlerden insanlardan üstün olduğunu söyleyebiliriz. En azından bazı duyuların üstün olduğunu söyleyebiliriz. Yani mesela köpekleri ele alırsak bizden çok daha iyi koku alıyorlar. Evet, ama bu da aslında şey değil. Aynes Demos'a baktığımız zaman bununla sınırlı değil. Sadece bir duyunun daha üstün olması söz konusu değil. Mesela Aynes Demos diyor ki eğer biz akıl yürütmeyi, bizi zararlı şeylerden kaçmak, haz verecek şeye yönelmek diye ele alırsak bunu köpekler de yapar. Bu yetiye sahip köpek avcılık sanatına da sahiptir aslında. Tekne bilgisine sahip. Hastalandığında, yaralandığında bu hayvan kendini yalıyor. Acıktığında, acı çektiğinde ya da mutlu olduğunda sesler çıkarıyor. Ve yaptığı eylemlerle sanki bir dile sahipmiş gibi görünüyor bize. Hatta
dostlarına, sahibine ve sahibinin düşmanlarına nasıl davranması gerektiğini de biliyor. Böylelikle biz bu köpeğe şey bile diyebiliriz. Adalet duygusuna sahip olduğunu bile söyleyebiliriz. Dolayısıyla biz hayvanlar ya da başka insanların algılarını ve akıl yürütmelerinin daha aşağı veya üstün olduğunu söyleyemeyeceğimiz gibi hangi algının doğru olduğunu belirleme hakkımız da yok. Otoritemiz söz konusu değil. Şeylerin gerçekte nasıl olduklarını da algılarımızı terk edip bilemeyeceğimiz için sadece kendi algımızla şeylerin bize nasıl göründüğünü söyleyebiliriz. Aynı türden bahsedelim mesela. İkinci argümana geçiyorum. Farklı insanlar farklı algılara sahiptir diyor. İnsanlar sahip oldukları özelliklerden dolayı, mesela bulunduğu coğrafya özelliklerden dolayı, birbirlerinden farklı zevklere ve doğal olarak farklı algılara sahiptir. Birine acı gelen yemek başkasına o kadar acı gelmeyebilir. Kimisi bir başkasına göre karanlıkta daha iyi görebilir veya daha az üşüyebilir. Ya da akıl yürütmelerde hayat hakkında farklı kararlar, yönelimlere sahip olabilir. Bu sayılanların hepsi duyumlara dayandığına göre insanlar arasında da duyusal farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz. Sadece türler arasında değil de aynı tür içerisinde de farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz. Eğer algıyı ölçüt alırsak kimin algısını ölçüt alacağız sorusunu bulmak zorunda kalacağız bu sefer de ama. Evet. Şimdi isimlerini almak istemiyorum. Bazı kendilerinden çok memnun dogmatik düşünürler. Şeyler hakkında yargıda bulunmak bakımından kendilerini ayrıcalıklı varlıklar olarak görüyorlar. Fakat bu saçmadır. Onlar kendini bilir. Fakat bu saçmadır. Çünkü onlar da bu ayrılıkların, farklılıkların bir tarafıdır sadece. Tamam. Ama diyelim ki biraz daha idealist olalım. Ve hayal de olsa birinin, mesela kim diyor, Sokrates'in algılarını esas alalım. Tek bir kişinin algılarını ele alırsak, yani sadece Sokrates'i ele alırsak bu sorunu aşamaz mıyız? Aşamayız ama Sokrates'i seviyorum. Hatta bazı kitaplarda da yine bu şüphecilerden birindeydim. Çünkü Sokrates öyle söylemiyor diyordu. İleride biz daha sonra bunları şeylerde göreceğiz. Pirine itibar etmek konusunda skolastiklerde göreceğiz. Kitapta yazmıyor diyor adam. Aslanı görüyor. Önünde sirke gitmiş. Elindeki kitapta yelesi var aslanın. Önünde aslan var canlı. Yelesi yok. Bu aslan değil diyor. Hani böyle bir derinden bağlı olduğumuzu düşünelim Sokrates'e. Bir otorite olarak karşımıza çıksın. Onun dediklerini kabul edelim. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Ona bu şansı verelim. Fakat insanın duyu organları arasında da farklı algılar söz konusu. Aynı insanın duyu organları arasında da farklar söz konusu. Duyuların birbirlerinden farklı olduklarını ve nesneleriyle ilgili olarak bize farklı izlenim verdiklerini biliyoruz değil mi? Mesela bir fotoğraf görüyoruz. Dağ resimleri falan var. Şimdi gördüğümüz fotoğrafta bir manzara var her şeyden önce. Yükseltiler var, farklılıklar var, renklerin farklılığı var. Fakat fotoğrafa dokunduğumuz zaman hiç böyle bir yükselti göremiyoruz. Dümdüz bir kağıt parçası olduğunu görüyoruz, yani hissediyoruz. Şimdi ben elime mi güvenmem lazım, gözüme mi güvenmem lazım? Hangisini temel almam lazım? Ya da mesela cıvık bir yiyecek görüntüsü veya kokusu diyelim. Bizi rahatsız etmiş, rahatsız ediyor diyelim. Mesela aklıma ne geliyor? Puding. Gerçi onun kokusu biraz güzel de. Ama bakıyorsun bunun tadı güzel. Şimdi ben gözüme mi güvenmem lazım yoksa ağzıma mı güvenmem lazım, dilime? Hangisini ölçüt almam gerekiyor? Dolayısıyla ben bu farklı duyularımıza uyaranlar gönderen şeylere ilişkin tek bir duyuma güvenerek yargıda bulunamayacağım. Hem nesnelere ilişkin farklı algılardan elde ettiğimiz izlenimlerimizin o nesnenin tamamı hakkında bize bilgi verip vermediğini bilemiyoruz. Belki de gerekli duyularımız yok veya duyularımız gerekli incelikte, şiddette değildir. Belki de Sokrates'te duyma sorunu var veya gözünde miyop var Sokrates'in. Olması gereken gibi görmüyor. O halde ne yapacağız? Şeyler hakkında kesin, mutlak bir yargıda bulunmak yerine o şeyin bize nasıl göründüğünü söylemekle iktifa edeceğiz. Tamam, o zaman şöyle bir şey yapalım. Yani doğruluk kıstasımızı tek bir duyuyla sınırlayalım. Mesela görmeyle. Diğer duyuları herhangi bir şekilde hesaba katmayalım. O zaman bu problemi aşamaz mıyız? Aşamayız çünkü aynı duyu farklı durumlarda farklı algılar elde edebiliyor. Bu da dördüncü argüman. Doğal veya doğal olmayan her türlü durumu göz önüne aldığımız zaman duyularımızın da bize şartlara göre farklı izlenimler verdiğini biliyoruz. Mesela hastayken, sarhoşken, karanlıkta otururken, uyurken, gençken, yaşlıyken, açken, tokken, mutluyken, depresyondayken, evliyken, bekarken. Algılarımız şeyleri olduğundan daha farklı görebiliyor. Haliyle güvenemiyoruz. Tek bir algı da olsa güvenemiyoruz. Tamam, güvenemeyiz ama o engelleri ortadan çıkaralım bu sefer de o zaman. Diyelim ki herhangi bir engel yok. Aç değilsin, susuz değilsin, doğalsın, ayıksın, sağlıklısın, hiçbir sorun yok. Hani bu halimizdeki algımız bayağı işimizi görebilir bu durumda. Görmez. Sana bir soru soruyorum. Hangi durumun doğru algıya izin verdiğini nereden biliyorsun? Belki de hastayken dünyayı olması gerektiği gibi görüyorsun. Doğal olarak tek bir
algıyı bile temel almaya çalışsak onun göreli durumundan, güvenilmezliğinden kurtulamıyoruz maalesef. Yargılarımızı askıda bırakmamız gerektiğini söylüyor Einstein. Bir tane daha argüman söylüyorum sana, 5. argüman. Algılar, algılanan nesnenin farklı durum, mesafe ve yerde bulunmasına göre değişir. Algılayan özne ben. Algıladığı nesneyi uzayda, değil mi? Belirli bir yerde, belirli bir açıda, belirli bir mesafede, belirli şartlar altında, nemli ortamda, karanlık ortamda, aydınlık ortamda, çok aydınlık ortamda, mor ötesi ışık altında farklı vesaire. Farklı, yani şeyin, öznenin ve nesnenin bulunduğu uzaydan bahsediyoruz. Farklı farklı ortamlarda görebiliyor. Dolayısıyla ben güvenemiyorum bu nesneye, gördüğüm şeyin doğruluğuna. Tamam, doğa değil mi ama bu sorun ne yani burada? Sorun şu, özne hiçbir nesneyi hiçbir şart altında tam ve doğru algılayamıyor. İdeal bir ışık mesela, nesneyi olduğu gibi görmeni sağlayan mükemmel ışık yok. Veya şöyle düşünebilirim, önüne herhangi bir nesne koy, telefonumuzu koyalım önümüze. Sen hangi açıdan bakarsan telefonu tam olarak algılayabileceksin. Neresinden bakarsan bak bir yerlerini göremeyeceksin, değil mi? Her zaman bir yerde eksik olacaksın yani. Bir yerden eksik kalacak illaki, evet. Evet. O yüzden şartlar da bizim algılarımızın doğru olmasını engelliyor. Yani doğal şartlar da engelliyor bunu. Ve bunu aşamıyoruz yani. Yani dolayısıyla yine yargılarımızı askıda bırakmak zorunda kalıyoruz. Evet. Mesela bir tane daha argüman söyleyeyim. 6. argüman bu. Algılar, algılanan nesne ve algılayan öznenin her zaman bir karışım olmasından dolayı güvenilir değildir. Ne demek bu? Nesneleri hiçbir zaman oldukları gibi değil, başka şeylerle karışım içinde algılarız. Az önce söylediğimiz gibi nesneleri her zaman uzayda algılarız. Uzay, boşluk yani dünya. Sıcak, soğuk, nemli olabilir. Karanlık veya aydınlık da olabilir. Bunlara ilaveten algı dediğimiz şey fiziksel olarak duyu organlarımızla yapılıyor. Dolayısıyla duyu organlarımızın kusurları da algıyı etkiliyor. Mesela renk körü birisi renkleri düzgün algılayamayacak. Sarılık birisi şeyleri sarı görmeye başlayacak. İşitme bozukluğu olan birisinin yanında konuştuğun zaman veya bir sesi duyduğu zaman düzgün algılayamayacak onu. Ve bu kusurların hepsi algının önüne geçecek. Algıyı, duyular bombardımanı diyorduk ya, daha çok modern çağda karşımıza çıkacak bir terim ama şeyleri biz doğrudan değil, hep bu gürültü diyeceğim. Sanki daha doğru bir tanım olacakmış gibi. Şeylerle beraber algılarız. Hep bir mix olarak. Direkt bir nesneyi algılamamız mümkün değil. Hep bir şeylerle beraber algılıyoruz. İdeal ortamı oluştursa bile bunlar. Ortam gürültüsüyle beraber oluyorlar. Tabii tabii. Aynı zamanda bizim şeyimizde, duyularımızın kusurlarıyla beraber. Değil mi? Kartal gözü diye bir şey var. 0 derece. Veya eksi 25 midir nedir? Onun gibi göremiyorsun sen bir türlü. Ama onu da doğru gördüğünü bilmiyorsun. Çünkü gerçek kartal o daha uzaktan görebiliyor. Hangisi doğru algı? Hangisi daha isabetli bir bakış? Ya da baykuş gecenin bir yarısı görebiliyor. 7. argümana geçeyim ben. Bu da ilginç. Algılar, algılanan nesnenin miktarı ve parçalarının bir arada bulunma biçimlerine göre farklıdırlar. Ne demek bu? Şimdi nesneler bütün halindeyken farklı, küçük parçalara ayrıldığında farklı izlenimler verebilirler, değil mi? Mesela kum tanesi. Tek başına ele alalım bir kum tanesi. Sert ve keskin olabilir. Ama biz bu kumları, deniz kumundan, plaj kumundan bahsediyoruz. Şöyle bir küçük tepe yapalım veya bir plaj olduğunu düşünelim. Yumuşacık, çıplak ayakları rahatlıkla koşabileceğin, uzanabileceğin bir kuma dönüşecek bu. Mesela rendelenmiş bir meyve parçası ile bütün halinde meyve birbirinden çok farklı olabilir. Tanımayabilirsin bile bazen, tadını bile anlayamayabilirsin yani. Ben çocukken çubuk krakerleri ikiye bölerdim. Daha fazla olsun diye, öyle daha fazla görünürdü. Nesnenin korunumu yasası henüz oturmadı. Burada şunu mu anlıyoruz buradan? Hani niceliğin niteliği etkilemesi sonucu algılarımıza güvenemiyoruz diyebilir miyiz? Evet. Mesela bir besin maddesi veya ilaç. Belli bir miktarda alırsak bunu yararlı olabilir, değil mi? Ama miktarı arttırdığımız zaman doz aşımı dediğimiz şeyi yaşarsak, şeker için bile geçerli bu, bize zarar verebilir. Mesela alkol. Az verdiğin zaman sana eğlence, gönül hoşluğu verebilir. Belirli bir miktarın altında tükettiğin zaman, ama fazla tükettiğin zaman alkol koması yaşayabilirsin veya ertesi gün çok kötü bir gün yaşayabilirsin. Ama bunda da pek bir sorun yok gibi görünüyor aslında. Örneklerimizde de hepsini tanımlayabiliyoruz. Bu durumun yarattığı sorun, tanımladığımız şeyin farklı miktar veya formlarının bulunabilmesi ve bunların, yani bu farklı form ve miktarların hangisinin gerçekten o olduğuna ilişkin bir yargıda bulunmayı zorlaştırması. Az miktardaki ilaç mı ilaçtır, yoksa çok miktardaki ilaç mı ilaçtır? İkisi ilaç aslında. Veya hangisi daha çok ilaç? Kendi kişisel deneyimlerimiz söz konusu olabilir. Ama zaten biz deneyimlerimize, algılarımıza güvenemeyeceğimizi de söylüyoruz. Mutlak olarak bunun bilgisine biz asla sahip olamıyoruz zaten.
biz sadece kendi izlenimlerimizden bahsedebiliyoruz. Nihai yargıda bulunamıyoruz. Yani az miktardaki ilaca biz ilaç diyoruz şu anda ama bunun konu hakkında şüpheciliğini en baştan beri iddia ediyor. Tasdik konusu vardı ya. Mutlak tasdikte bulunmuyoruz. Sadece geçici bir tasdikte bulunarak bunları geçiştiriyoruz. Hani geçtim. 8. argümana geçeyim. Bu daha da ilginç. Hiçbir şey kendi başına bir şey değildir. Her şey bir başka şeye göre görelidir. Hiçbir şeyin kendi başına diğer şeylerden bağımsız olarak ele alınacak bir doğası yoktur. Veya böyle bir doğası olup olmadığını bilemeyiz. Biraz açmanı isteyeceğim yalnız, pek açık olmadı gibi. Şimdi Sextus Empiricus'a göre bu bahsedilen göreliliğin iki unsuru var. Yargılayan özne ve kavranan nesne. Bu iki unsurun etkileşimi de özne ve nesneye göre görelidir. Algılayan öznenin göreliliği onun hangi türde bir canlı olduğu, hangi duyu veya o duyunun, duyu organının yani, hangi koşullar altında algıladığı gibi koşullardır. Ve bunlar canlıdan canlıya görelilik gösterir, farklılık arz eder. Nesneye göre bu göreli bir durumdur. Nesnenin içinde bulunduğu fiziksel koşullar da nesnenin göreliliğini oluşturur. Dolayısıyla az önce saydığımız o gürültü diye tanımlamıştık ya, bulunduğu uzay, ışık, ortam gibi, bunlar da nesnenin göreliliğini oluşturan şeyler. Yani her iki taraf da birbirlerine yönelik görelilik arz ediyorlar birbirlerine. Ve bu etkileşim, yani bu algılama dediğimiz şeyin nihayetinde öznenin varacağı yargının mutlak doğru olduğunu söyleyemiyoruz. Görelilik anlayışı ayrıca mantıksal olarak da açıklanıyor ve fikirlere dahi nesnel yaklaşılamayacağını ifade ediyor. Ama şu anda ona girmeyeceğim ben. Programı çok uzatmamak adına biraz hızlanacağım. 9. argümandan bahsedeceğim sana İlker. Algılar, algılanan şeylerin bir arada bulunmalarının sıklığına veya seyrekliğine göre değişir. Şeylerin kendileriyle sık veya seyrek karşılaşmamıza bağlı olarak bize nasıl göründüklerini söylememiz mümkündür. Ama onların kendileri bakımından ne olduklarını söylememiz mümkün değildir. Mesela sık karşılaştığımız güneş bize hayret verici gelmez. Ama 75 yılda bir geçen Halley kuyruklu yıldızı mesela olağanüstü görünebilir bize. Ama hakiki bir kıyas yapmak gerekirse güneşin faydası ve önemi daha fazladır. Dolayısıyla bir şeyden fazla olması veya onunla sık karşılaşmamız o şeye ilişkin algımızı etkiler ve onun gerçek doğasını algılayamayabiliriz diyor. Aynı Stemos. Hatayı düşünmek için de yargılarımızı askıya bırakmalıyız değil mi? Evet, bak yola geliyorsun. Çıkamıyorum artık. Şimdi ahlaki yargılar farklı hayat tarzlarına, alışkanlıklara, yasalara ve inançlara bağlı olarak farklıdırlar diyor aynı zamanda aynı Stemos. Bu da 10. argüman. Sextus Empiricus'a göre toplumlar kıyaslandığında davranış koşulları, gelenekler, yasalar bakımından bu kadar farklı ve birbirlerine zıt uygulamalar içinde olduğu çok açıktır. Haliyle şeylerin doğası hakkında güvenilir bir bilgiye sahip olmadığımız anlamına gelir diyor Sextus Empiricus. Doğal olarak ahlaki olsun, kanuni olsun, insanların davranışları, düşünceleri ve inançları ele alındığında hangisinin doğru olduğuna ilişkin bir yargıda bulunma mümkün değildir. Yani toplumlar için toplumlardaki farklılıklar, günümüzde bile öyle değil mi? Yani bir yerde mesela idam geldi aklıma, böyle olabilecek en uç örnek. Bir toplumda, bir ülkede serbestken diğerinde yasak olabilir. Şimdi hangisi doğru? Orada bir yanı, Amerika diyelim, 250 milyon, 350 milyon nüfusu var adamlar. O kadar insan bir araya gelip idamın doğru olduğunu düşünüyormuş demek ki, anayasalarında buna izin veriyor ve idam suçu infaz edilebiliyor, yani ceza uygulanabiliyor, ama Türkiye'de yok. Şimdi biz 80 milyon olarak biz mi hatalıyız, yoksa 350 milyon nüfuslu Amerika mı hatalı? Toplumların bile algılarına ve kararlarına güvenilemiyor. Az önce de fikirlerde bile bir iki sorundan olduğundan bahsetmiştik. Özetlemek gerekirse, daha doğrusu bu 10 argümanı bir grup içerisinde toplamak gerekirse, bunlar görünüşlerle görünüşlerin kıyaslanması, hangi görünüşün daha doğru olduğu, fikirle fikirlerin kıyaslanması ve görünüşleri fikirlerle karıştırmak gibi 3 tane temel prensip altında bu 10 argüman sıralanıyor. Bu argümanlar çok güzel argümanlar gerçekten. Dediğim gibi bunları biz 17. yüzyılda John Locke ve Berkeley atışmalarında çok rahat göreceğiz. John Locke'un yaptığı savunmalara Berkeley benzer cevaplarla çok iyi karşılık veriyor. John Locke epey direniyor ama en sonunda en azından mantıksal açıdan Berkeley'in daha haklı olduğunu görüyoruz yani. Aynı Stemos'u takip eden bu dönemde de şüpheciler bu argümanların doğurduğu epistemolojik sorunları açık bir şekilde ortaya koymak için 5 argüman daha geliştiriyorlar. Sextus Empiricus her türlü şüpheci argüman ve tartışmanın bu 5 temel argüman tartışma yöntemi altında yapıldığını aktarıyor. Bunlar ne? İnsanlar arasında bitmek bilmeyen görüş ayrılıkları vardır. Şüpheci olmak için yeterli olan.
Sonra dogmatiklerin ileri sürecekleri kanıtların da kanıta ihtiyaç duyuyor olacağı ve bu döngünün sonsuza kadar geri gitmesi mümkün değildir. Yani dogmatikler istedikleri kadar şeyi kanıtlasınlar. Sürekli biz onun da kanıtını soracağız. Haliyle çabalı bir yere kadar, yani imkanlar dışında kanıtlanma serüveni. Dogmatik bunu, bu sorunu aşabilmek için, sonsuza kadar geri gidemeyeceği için kanıtsız bir argümanın kabul edilmesini isteyecek. Şüpheci de bu teklifi reddedecektir. Nerede görmüştük biz bunu? Mantığın temel ilkelerinde hatırlıyor musun? Özdeşlik, çelişmezlik, üçüncü halin olmazlığı ilkelerinin kanıtlanamayan ilkeler olduğundan bahsetmiştik. Ama şüpheciler bunu reddediyorlar. Parmenides miydi? Aristoteles'in mantığın temel ilkeleriydi. Kendisi de söylüyor zaten bunun kanıtlanamayacağını, özdeşliğin kanıtlanamayacağını. Özdeşliği kanıtlamak için yine özdeşliğe başvurmak gerektiğini söylemiştim. Yani bir aksiyonla başlamak gerekiyor. Ve şüpheci bunu reddeder. Onu kabul etmek için hiçbir nedeni yoktur. Ve hiçbir şey konusunda nihai yargıda bulunmama konusunda şeyini, kararlılığını sürdürmeye devam edebilir yani. Özne ve nesnenin görelilik durumundan bahsettik zaten. Bir de zaten hani diyelim ki kanıtlamaya çalışıyor. Yapacağı kanıtlamalarda da yine duyunun doğruluğu ile duyular kullanılarak kanıtlanmaya çalışacak. Zaten bizim sorunumuz duyular yani. Zaten duyuların güvenilemeyeceğini söylüyoruz ama deminden beri senin karşı koyduğun şeyler de genelde yine duyusal şeylerdi argümanlarda. Duyulara bir kapı açmaya çalışıyorduk. Evet evet. Ama yemedim ben, fark ettiysen. Peki ahlak felsefesi konusunda Piron'dan bir farklılık söz konusu mu burada? Herhalde ahlak felsefesi konusunda ilk defa doğru düzgün bir şeyler burada söyleyeceğiz. Hep bir sonlara doğru açıklanacak. Nasıl mutlu olacağız, nasıl mutlu olacağız diye soruyorduk ya. Hiçbir şey bilmediğini söyleyeceksin. Mutlu olacaksın. Böyle bir şey olabilir mi? Aynestemus. Mutlu olmayacağını da bilmeyeceksin. Aynestemus biraz açıklıyor bize bunu. O da yine kabaca aynı şeyleri söylüyor aslında ama biraz daha sarih ifade ediyoruz burada. Ona göre diğer okullara mensup filozoflar boş ve yararsız tartışmalar içindedir. Kendilerini tüketiyorlar. Fakat Piron'a bak, Piron'u izleyenlere bak. Sadece genel olarak mutlu olmakla kalmayıp aynı zamanda hiçbir şey hakkında sağlam bir bilgiye sahip olmadıklarından bilmenin verdiği bilgelikten kaynaklanan özel bir mutluluğa sahipler diyor. Ama bu şey değil, cehaletin mutluluğu değil. Hiçbir şeyi bilemediğine ilişkin bilebileceğin en temel bilginin sana verdiği mutluluk. Mutlu, huzurlu bir hayat şeylerin özü, doğası hakkında sağlam bilgiye değil, insan bilgisinin sınırlılığı hakkında doğru bilince dayanır. Gerçek bilgelik budur. Ve gerçek mutluluk, yani sakin, huzurlu, endişesiz bir hayat ancak bu gerçek bilgeliğin sonucu olarak ortaya çıkabilir. Evet, Aynestemus felsefesi bu kadar. Onunla beraber antik felsefenin doğudaki gelişmesi yeni bir dönem açılmıştır. Artık şüpheci öğretiyi yeniden esaslı olarak temellendirmesi akılcı dogmatizmi sarsmıştır gerçekten de. Ondan sonraki gelişen özellikle bu argümanlar epey etkili argümanlardır dediğim gibi. Yani biz 2000 yıl sonraya baktığımız zaman bile hala bu argümanlarla karşılaşacağız. Ondan sonra gelişen antik felsefede gerçek varlık üzerinde bir akıl bilgisi artık tutunamaz olacak. Rasyonel bir metafizik olanaksız olunca antik felsefe bundan böyle kendisine açık kalan iki yolda yürüyecek. Bunların biri pozitivizmdir, diğeri de din felsefesidir. Pozitivizm, deneyici hekimler okulu adı altında bir okulda, yine İskenderiye'de bu okul gerçekleşecek. Bir de din felsefesi var. Bu da şüpheci Filon değil de İskenderiyeli Filon ile gerçekleşecek. O Filon da ne yapacak? Tevrat'la felsefeyi uzlaştırmaya çalışacak. Çok tanrılıktan tek tanrılığa ve Hristiyanlığa evrilen bir felsefenin önünü açacaktır. Deneysel bilgi yerine artık tinsel bilgiye verecek. Yeni Platonculuk ve yeni patristik felsefe ortaya çıkacaktır. Şey soracak mı? Orta Çağ felsefesinin kısa tarihi gibi kitaplarda bütün gördüğünüz isimler işte azizlerle başlayan isimler olması bu sebepten dolayı mı? Evet, bu Hristiyan felsefesiyle başlayacak o. Şimdi biz hala henüz orada değiliz şu anda. Hala çünkü İsa'dan önceyiz hala. İsa'dan sonra zaten Hristiyanlık İsa'dan sonra 60'lı yılında ilk kutsal kitap ortaya çıkmaya başlıyor. 1. yüzyıldan sonra Hristiyanlık bir şeye benzemeye başlıyor. Onun öncesi var işte. Onun öncesinde de bu Pilon ve sonrasında da bir sonraki inceleyeceğimiz filozof olan Plotinus'u göreceğiz. Plotinus da artık felsefe iyice yeni Platonculukla beraber iyice dine dönüşüyor. Yani bir adım daha gitse din olacak neredeyse. O yüzden de İslam felsefesine çok tutuluyor zaten yeni Platonculuk. Ve bu programı bitirmeden önce son bir şüpheci var. Onu da konuşalım. Sextus Empiricus. Ondan sonra da programı bitireceğiz. Kısaca bahsedeyim. Sextus Empiricus İsa'dan sonra 2. ve 3. yüzyıllar arasında yaşadı. Atina, Roma ve İskenderiye'de yaşadı. Hekimdir. Kendisi akademik bir şüpheci olarak değil, son dönem Pironcu bir şüpheci olarak tanıtır. Pozitivist kanattaki filozoftur.
Sextus'un önemi eski şüpheci öğretileri geliştirip formüle etmesinde yatıyor. Bu konuyla ilgili en meşhuru Pironculuğun ana görüşleri, dogmacılara karşı, bilginlere karşı, ruh üzerine ve tıp üzerine adlı eserler yazmış. Bu eserler özgün değildir. Önceki filozofların görüşü aktarılıyor. Bunlar başta şüpheci argümanlar olmak üzere felsefenin her alanına ilişkin tanıtımlar yapar. Doğa felsefesi, ahlak, mantık, gramer, retorik, geometri, aritmetik, astroloji, müzik hepsinden bahsediyor. Doğacılıkla ilgili de birçok bilgi yine bu kitaplar sayesinde biliyoruz aslında. Peki bu öğretilerde, yani bu rafine edilmiş şüpheci öğretilerde, özellikle son dönemde şüpheciliğin tanımında veya içeriğinde bir farklılık söz konusu mudur? Değil ama biraz daha bize böyle ansiklopedik bir şeyler çıkabiliyor yani. Tanımları falan elde edebiliyoruz. Mesela şüpheci tanımına bakalım. Her şeyden daha önemli olarak o, yani septikten bahsediyor. Kendisine görüneni dile getirir. Kendi izlenimini dogmatik olmayan bir tarzda, yani dış gerçeklik hakkında herhangi bir pozitif tasdikte bulunmaksızın ortaya koyar. Ya da feciliğin ölçütüne ilişkin şöyle bir tanımda bulunuyor. O halde septik okulun ölçütü görüntüdür. Ve görüntüden kastettiğimiz şey de duyu algısıdır. Peki Empiricus gündelik yaşamda şüpheciliğin uyumu hakkında bir kelam etmiş midir? Evet, biraz daha geliştiğini görüyoruz bunun. Tam bir pozitivist gibi. Eylemde bulunmaksızın yaşamak mümkün değildir hayal tabii ki. Ve ona göre görüntüleri tasdik ederek dogmatik olmayan bir tarzda normal yaşam sürdürmek mümkündür. Sextus'a göre pratik hayatın yaşanabilmesi için dört şeyin tanımlanması gerekiyor. Doğaya ilişkin bilgimiz, duygulara ilişkin bilgimiz. Yasalar ve adetler de bize dindarlığın iyi ve dinsizliğin kötü bir şey olduğunu söyler. Bunlara da uymamız gerekiyor. Sanatlar, bilimler, tekne. Sayesinde günlük hayatımıza ilişkin teknik bilgileri elde ederiz. Bunların dördüne de uyduğumuz zaman gündelik hayatımıza ilişkin herhangi bir sorun yaşamayız. Yani burada da ahlaki ilişkin bir açıklamaya girecekmişiz gibi geliyor. Evet, yani bundan sonra şüpheciliğin amacını açıklamaya çalışacak bize Sextus. Ama konuya önce Aristotelesçi bir tarzda, yani ahlakta araç ve amaç ayrımını yaparak başlar. Ona göre ahlakta amaç bütün eylem ve düşüncelerin kendisi için yapıldığı şeydir. Nedir peki bu amaç? Neydi ahlak felsefesinin amacı? Mutluluk. Bir şüphecinin amacı kanılarla ilgili olarak kaygılardan kurtulmuş olma, kanılar dediğimiz algıların bilgisi, kaçınılmaz şeylerle ilgili olarak ise ölçülü duygulara, ruh hallerine sahip olmaktır. Yani ruh huzuru elde etmek mümkün olduğu kadar az acı çekmekle gerçekleştirilebilir ve bunu da en iyi şüpheci gerçekleştirilebilir. Çünkü şeylerin doğaları gereği iyi veya kötü olduğuna inanan bir dogmatik, kötü bir şeyle karşılaştığında ondan kaçmaya, iyi olduğunu düşündüğü şeyleri elde etmeye çalışır. Değil mi? Doğal olarak. Sürekli bir şeylerden kaçınma ve sürekli bir şeyleri elde etme hırsı yüzünden korku ve endişe yaşar. Ama şunu soracağım Bilal. Eylemlerin doğaları gereği iyi veya kötü olduğuna inanmayan bir şüpheciyi ele alalım. Bu bahsettiğin kaygıları yaşamayacaktır o. Bu da şüpheciyi olumsuz anlamda kaygısız ve duyarsız biri yapmış olmaz mı? Yapmaz. Şimdi şüpheci de dogmatikle aynı hayatı ve aynı sorunları yaşar ama şüphecinin farkı bu acıları dogmatikin aksine bir kere yaşamasıdır. Şüpheci sadece acıkınca, dogmatik hem acıkınca hem de acıkmanın endişesinden, yani onun kötü bir şey olmasından dolayı acı çekiyor. Şüpheci acıkır ama acıkmanın kötü bir şey olduğunu düşünmediğinden dolayı acı çekmez. Yani hayatın amacı olan mutluluğa erişmek için şüpheli bir tutum sergilemeliyiz diyorsun. Evet. Ama buna baktığımız zaman da şöyle bir sonuç ortaya çıkmıyor mu? Yani her şeye karşı şüpheci bir tanım sergiliyoruz. Fakat mutluluğa erişmek için de yine ona da şüpheci bir tarzda yaklaşırız diyerek, yani mutluluğa giden yolda da dogmatik bir yol çizmiş olmuyor muyuz? Hayır. Şimdi şüphecinin hareket noktası böyle bir amaca ulaşmak için şüpheci olmak değildir. Yani şüpheci mutlu olmak için şüpheci olmuyor. O şüpheci olmak suretiyle böyle bir amaca dogmatikten daha kolay bir şekilde ulaşıyor. Doğal bir şekilde ulaşıyor. Şüphecilikten elde edilen yarar, yani kaygısızlık, bir hedeften ziyade tutumun sonucudur. Biz hiçbir şey hakkında mutlak bilgiye sahip olamayacağımızı bileceğiz. Hiçbir şeyin mutlak olarak iyi ve mutlak olarak kötü olmadığını da bileceğiz. Dolayısıyla bizim başımıza bir şey geldiğinde, bir sorun yaşadığımızda veya bir haz yaşadığımızda bunun iyi veya mutlak olarak iyi veya kötü olduğu konusunda bir yargıda bulunmayacağımız için bunun kazancı veya kaybı konusunda ruh huzurumuzu etkileyen bir unsur olmayacak. Ama biz bunu böyle yaşamak için, böyle hissetmek için yapmayacağız. Bu şüpheci tutumu, bu ruh huzurunu elde etmek için yapmayacağız. Biz zaten her şeyden şüphe ediyoruz. Hiçbir şey konusunda mutlak bir yargımız, mutlak bir tasdikimiz söz konusu olmadığı için
Bu tavrımız, ileride bunu pragmatistler şey diyecekler, felsefe bir tavırdır diyecek William James mesela. Bu tavrımız bize mutluluğu da otomatik olarak verecek. Şüphecilere göre böyle yani. Şeyi de fark ettiyse az önce de söyledim zaten. Gelenek ve yasaların da gerekliliklerini göz önüne alıyor Sextus Empiricus. Çünkü o bir pozitivist gibi, bir realist gibi pratik hayatın doğal zorlamalarının da farkında. Pozitivizm dediği şey de mesela bugün bilim pozitivist bir pratiktir değil mi? Bilim mutlak bilgi peşinde olduğunu söylemez veya mutlak bilgi vaat ettiğini söylemez bilim bize. Yani felsefeden haberdar hiçbir astronom ayın gerçekte olduğu yerde, olduğu süratte, olduğu şekilde döndüğü konusunda bize mutlak bir bilgiye sahip olduğunu söylemez. O bilgiyi var kabul eder. Algının bilgisinin geçici olarak tasdik edildiğini, mutlak olarak değil de geçici olarak tasdik edildiğini söyler bize yani. Olasılığı yüksektir o bilginin. Bu ifadeleri kullanmayız. Biz varmış gibi yaşarız. Yani pozitiftir o konuda. Var, bir şeylerin varlığı konusunda pozitifizdir. Biz de günlük hayatımızı öyle yaşarız. Yani biz telefonumuzu elimize aldığımız zaman bir telefon var kabul ederiz elimizde. Ama hiç kimse, özellikle bu şüpheci programı dinleyen hiçbir filozofun yol dinleyicisi, elinde gerçekten telefon olduğunu mutlak olarak iddia edemez. Çünkü algılarımızın yanılabildiğiyle ilgili az önce Aynestamos'la başta olmak üzere birçok argüman saydık. Güvenemiyorsun hiçbir şeye, mutlak bilgisine sahip olamıyorsun. Bunu çağdaş felsefeye, modern felsefeye geldiğimizde biraz daha konuşuruz. Empiricus'la ve şüphecilikle ilgili son dönem şüpheciliğin kapatmadan önce Empiricus'un birkaç tane daha eleştirisini dile getireyim. Belki dinleyicilerimizin dikkatini çeker. Empiricus kitapları okumak isterler. Mantık, nedensellik, Tanrı'nın varlığı konusunda da bazı düşünceler söylemiş. Mesela tasım mantığı, Aristoteles mantığı dediğimiz şeyin tüme varım ve tümden gelim akıl yürütmelerinin bir kısır döngü içinde olduğunu ve tüme varım özelinde de bu akıl yürütmenin geçerli olmadığından bahsediyor. Daha önce biz bunlardan Aristoteles'te de bahsetmiştik. Tüme varım ve tümden gelim. Tümden gelim dediğimiz şey neydi? Örnek, her zamanki örneğimiz. Tüm insanlar ölüm müdür? Sokrates bir insandır. Sokrates ölüm müdür? Bu bir tümden gelim örneğiydi. Tüme varım da Ahmet öldü, Mehmet öldü, üçüncü kişi öldü, beşinci kişi öldü, en sayıdaki kişi öldü. Tüm insanlar ölüm müdür sonucuna vardık. Biz tüme varımla tüm insanlar ölüm olduğu sonucuna vardık. Tüm insanlar ölümlüyse Sokrates'in ölümlü olduğu sonucuna vardık daha sonra. Ona göre bu bir kısır döngü içerisindedir. Çünkü biz tüme varımla aslında mutlak bilgiye erişemeyiz. Bütün insanların öldüğünü görmemiz lazım ki bütün insanların ölümlü olduğunu söyleyebilirim. Ama onu da söyleyemeyiz çünkü biz en son hayatta kalacağız. Biz öldükten sonra da bunu söyleyebilecek kimse kalmayacak. Özel bu örnekten söylüyorum, yoksa diğer örnekler için de söyleyebilirim yani. Tüm kazlar ölüm müdür? Bütün kazların öldüğünü görmemiz lazım. Yaşayan kaz kalmaması lazım yani. Gelecekte, geçmişte bütün kazların öldüğüne tanık olmamız lazım. Ki ancak böyle bir iddiada bulunalım. Ama bu mümkün değil. Zaten tüme varım. O programların bugüne kadar mantıkla konuştuğumuz her programlara söyledik. Daha sonraki programlarımızda da tüme varımın her geçtiği yerde bu mutlak olarak doğru bilgi vermediği konusunda her zaman aynı şeyleri söyleyeceğiz. Bu çelişkiyi Empiricus'un da ifade ettiğini görüyoruz. Nedensellikle ilgili de birkaç kelam etmiş. Doğada olup bitenlerin açıklanması için nedenselliğin kabul edilmesi gerektiğini söylüyor, kabul ediyor. Fakat her şeyin başka bir şeyin nedeni olmasından ötürü de onun sonsuza giden bir kısır döngüye girdiğinden bahsediyor. Ve nedensellik olgusunun üzerinde yükselebilecek bir temeli olmadığını söylüyor. Her şeyin bir şeyin nedeni, ilk neden ne? Zaten biz de felsefede öyle başlamıştı zaten. Aynı zamanda bir şeyin neden veya başka bir şeyin de eser, sonuç olduğunu tanımlayan bizi ve şeylerin kendilerinde bu özellik olduğunu da bilemeyiz. Yani sen kimsin ki kime neden, kime sonuç diyorsun? Sen kim? Kendine gel yani. Tanrı ile ilişkin düşünceleri de biraz ya çok özel değil. Kötülük probleminden bahsediyor. Bununla ilişkin bazı akıl yürütmeler sergilediğini görüyoruz. Onun düşüncelerine göre Tanrı'nın neliğine tonla farklı düşünce olduğu yerde onun var olup olmadığı veya nasıl bir doğaya sahip olup olmadığını nasıl ileri sürebiliriz? Değil mi? Bugün bile 8000 tane falan farklı Tanrı var yaşayan dinler arasında. Zaten şüpheciliğin, özellikle akademi şüpheciliğinde çıkışı buydu. Yani herkes farklı bir şey söylüyor. Ben kimin doğru söylediğini nereden bileyim? Tanrı'nın var olduğu ve her şeyi önceden bildiği bir tasarımda dünyada kötülük olmaması gerekir. Ama dünyada kötülük var. Ya Tanrı her şeyi önceden bilmez, yani bilmeden yarattı bunu. Ya da her şeyi öngörme konusunda bir isteğe sahipti ama bu güce sahip değildi. Veya hem isteğe hem de güce sahipti. Ya da ne isteğe ne de güce sahipti. Eğer o hem isteğe sahip hem güce sahip olsaydı her şeyi öngörmesi gerekirdi. Dünyada kötülük olacağını bilmesi gerekirdi. Eğer isteğe sahip olup güce sahip değilse o zaman evrende kendisinden daha güçlü ve kendisinin onları öngörmesine engel olan bir şey vardı. Bu varsayım da Tanrı kavramına aykırı olacak.
Tanrı'dan daha güçlü bir şeyin olması yani. Dolayısıyla yanlıştır. Eğer ne iste ne de güce sahip değilse o zaman da Tanrı'nın hem kötü niyetli hem de güçsüz olduğunu kabul etmek gerekecek. Bu da Tanrı kavramına uygun değildir. O zaman Tanrı yoktur. Bu akıl yürütmeyi daha sonra biz David Hume'da göreceğiz. O biraz daha güzel, daha kısa bir şekilde daha güzel anlatmış. Onun deyişini de aktarayım. Sonra programı kapatalım. Evrende kötülük bir olgu olarak vardır. Tanrı ya bu kötülüğü istemiyor, ancak onu önlemek elinde olmadığı için güçsüzdür, veya bu kötülüğü önlemek elindedir ama onu önlemek istemediği için kötü niyetlidir. Evet, şeyi de bitirdik. Becilikle ilişkin 3. programımızı da bitirdik. Ekstra program var. Düşünüyoruz, bir şeyler de mümkün olacak diye umuyorum. Şimdi Plotinus'a başlayacağız. Bizi sosyal medyadan takip edip tavsiye etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hoşçakalın.